Herkese merhabalar, selamlar. Evet, yine oldukça yoğun bir hafta. Özellikle içeride endekste oyun aklım fazla olduğunu görüyoruz bu hafta itibariyle. Bugün yine olmazsa olmazımız içeride özellikle yine borsaya konuşacağız. Hem de Orta Doğu tarafındaki gelişmelere değineceğiz. Oradaki gelişmeler içeride bizleri etkilemeye devam ediyor. Gündemi halen daha meşgul etmeye devam ediyor. Volatil hareketler izliyoruz. Bize etkisi ne derece olacak? Tüm bunları yine her zaman olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Serdar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Deniz. Ne kadar güzel yeniden Integral Forex TV izleyenleriyle birlikte olmak. Senin de dile getirdiğin gibi çok yoğun bir gündem. İnşallah süremiz dahilinde hepsinden bahsedebiliriz. Edeceğiz. Güzel sorular da hazırladım senin için. Serdar, üzerine bol bol konuşacağız yatırımcıların merak ettiği tarzda biraz daha. Şimdi öncelikle bir içeriden başlamak istiyorum borsadan. Şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmeler endeks üzerinde etkili olurken diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ekim ayı yurt dışı toplantılarında aslında orada da yaptığı açıklamalar da önemli. Ne Evet. dersin? Genel bir yorum almak isterim senden öncelikle. Tabii Orta Doğu'daki durumu hakikaten yani tabii tarihsel süreci hani biraz daha genel kültür olarak herkes kadar ben de biliyorum ama yani hakikaten şu son durumu işte Batı Şeria, Gazze, İsrail'in yaklaşımı, izolasyon vesaire yani anlamaya çalıştıkça hakikaten normal yatırımcının kafası belki daha da karışabilir. O yüzden hani bunun tabii insani sosyal tarafı bir tarafta biz hani piyasalara olası yansımaları ile analizi sınırlı tutmamız herhalde en doğrusu olacak. O da işte bakıldığında yani genelde yani İsrail ve Filistin arasındaki durum tabii ki bugün sona ermeyecek. Dün başlamadı yani bu devam eden bir süreç. Ama işin küresel piyasaları ne kadar enterese ettiği noktasından gelecek olursak şimdi iki devletin de hani arkasında yer alan güçleri, büyük devletleri değerlendirdiğimiz zaman işte bir tarafta hani İran, Rusya, Çin, öbür tarafta İşte Avrupa Birliği genel olarak Amerika gibi özetleyebiliriz. Şimdi bunlardan gelen mesajlar daha gerilen atmosferi daha da gerecek. Yani bu tansiyonu bir tık daha yukarı çıkartacak. Yani Ukrayna-Rusya savaşındaki ne benzer bir durum burada çok yok. Yani bilakis ülkemizin de dahil olduğu çevredeki hem ülkeler hem büyük ülkeler İki tarafa da itidalli davranma, yani işte terörist eylemleri her şekilde lanetlendiği, işte bu işin uzlaşmayla vesaire çözülmesi gerektiği şeklinde. Yani daha tansiyonun tırmanmaması bizim haftanın açılışında işte altında sert yukarı hareket, petrolde çünkü şimdi bakıldığında oradan bir yarım saat, bir saatlik bir uçuş rotası çizsen petrol üretim havzası anlamında neredeyse bütün Avrupa, Asya oradan besleniyor. Yani artık Amerika'yı enerji piyasasında ayrı bir noktaya koyuyoruz. Amerika çünkü kendi tükettiği üretim tarafından karşılanıyor. Yani Amerika'nın artık çok fazla bir bağımlılığı enerji anlamında kalmadı Orta Doğu'ya. Zaten işte bu Rusya, Suudi Arabistan, OPEC Plus yakınlaşması vesaire de biraz o süreçle ilintili. Dolayısıyla ilk plandaki şok fiyatlamalar, İşte altında çok yukarı sert %5'ten fazla hareket. Gümüşte diğer değerli metallerde. Petrolde böyle bir anda geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz o tepe seviyeler bir daha olur mu endişesi vesaire. Bunun doğrulanmamasıyla peyderpey geri verildiğini görüyoruz. O yüzden bunun Borsa İstanbul'a yansımasının ilk günkü gördüğümüz işte 8150-8200 aralığında gördüğümüz o işte dakikalar nezdindeki sert satışların toparlanarak kendini yeniden endeksin 8400'lere doğru atması ile beraber ve peşi sırada yani pazartesi, salı, çarşamba da bunun ardından kötü haber gelmemesiyle beraber bakıldığında endekste sanki hani bu olay hiç yaşanmamış gibi, tabii bu olay hiç yaşanmamış gibi kabul edemeyiz. Yani kulaklarda bir kar suyu ister istemez kaçırdı. Bölgedeki bütün ülkelerin risk primlerinde ister istemez birkaç bas puan yukarı yönde hareketini CDS risk priminde gördük. O yüzden hiç olmamış değil ama olmamışa neredeyse yakın. Hani ondan önceki döngü neyse biz işte 8400'ü yukarı yönde geçip işte o bahsettiğimiz sıkışmanın tamamlanmasıyla bir o sıkışma kadar yukarı yönde hareket beklentisi 7600 8400 bandı tamamlanırsa yukarı yönde 9200. 9200 aynı zamanda daha önceki yayınlara dile getirdik ama tekrarlamakta fayda var. İşte Fibo impulse line'lar vesaire tarafında da önemli bir direnç seviyesine işaret ediyor. Yani yabancı yatırımcının çok fazla işin içine girmeden yerli yatırımcının kendi
ivmelenmesiyle, kendi momentumu, yatırım ilgisiyle varılabilecek seviyeler olarak gözüküyor. Oraya doğru yeniden. Şimdi hafta sonuna doğru yaklaşırken tabii hani bakacağız yeni bir gelişme var mı? Yani bir yeni eskalasyon, yani risklerde bir artış noktası var mı? Orada çok yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden her ülke kendi içerisindeki hikayeye, her ülkenin endeksi de kendi ana trendi neyse ona geri dönme yolunda devam ediyor diye özetleyebilirim Orta Doğu'daki piyasalardaki durumu ve bunun Borsa İstanbul'a olan yansımalarını. Peki. Peki şunu da soracağım. Şimdi yurt dışı borsaları Orta Doğu'daki bu gerginlikten önce biraz daha aşağı dip seviyelerdeydi. Şimdi evet. Yurt dışının toparlanması bize pozitif etki yapar mı? Yoksa zaten biz pozitif ayrıştığımız için bize katkısı olmaz mı? Bununla ilgili ne dersin? Şimdi tabii yılın son çeyreğinde hani şöyle birkaç tane döngü var. Yani bir işte Eylül ayı yani yaz aylarında nispeten işte tatil sezonuyla düşen hacimlerin toparlanmaya başladığı işte Ekim-Kasım gibi bir hani Noel Baba rallisi artık olur mu olmaz mı o fiyatlamaların yapıldığı. Şimdi bu birkaç hafta içerisinde Ekim ayı sonunda bizle beraber dünyada da şirket finansalları, üçüncü çeyrekler gözüküyor olacak ve şirketler hani yılın geri kalanını nasıl tamamlayacağız diye guidance rehberlik verecekler yatırımcı ilişkileri vasıtasıyla. Dolayısıyla hani 2023 yılı nasıl tamamlanır iyi kötü biz de reel sektör en azından nasıl görüyor öğreniyor olacağız. Şimdi dışarıda da hem bu Orta Doğu'daki gerginliğin çok farklı bir yere evrilmemesi hem de bakıldığında Fed tarafından yaratılacak potansiyel daha sıkılaşma adımlarının çok da fazla olmayacağı burada bir rahatlaması. Çünkü hatırlanacağı üzere hani geçtiğimiz haftaki yayınımızda hani birden fazla faiz arttırma olabilir mi diye böyle diğerlerinden rol çalan hani bütün projektörleri bir anda üzerine döndüren Fed guvernörleri vardı. Şimdi toplantı sonuçlarını da takip ettik. Hani oradan gelen mesaj da yani bir arttırım daha belki olabilir ama bu hani ana senaryo olarak kabul edilmemeli. İşte enflasyon rakamını, üretici fiyat endeksini takip ettik. İşte 0.2'ler yani gıda, enerji, çok volatil kalemleri hariç bıraktığımız zaman aylık 0.2. Fed'in yıllık 2-2.5 hedefine doğru giden adımda fena bir nokta değil. Dolayısıyla işte bugünkü tüketici fiyat endeksinden de çok piyasayı bozucu bir sinyal almadığımız takdirde genel algı gerekirse bir arttırım daha ama hiç olmama ihtimali de daha fazla. Yani yılın geri kalanında işte Mayıs ayından bu yana içinde bulunduğumuz süreçte Kasım ayındaki toplantıda bir arttırım gelip gelmeyeceği iyice artık %8'lere 9'lara inmiş durumda. Yani herhalde Fed bu toplantıyı pas geçer algısı böyle ezici çoğunlukta şu an ana piyasaların fiyatladığı nokta. Ama Aralık toplantısında %25'ler nispetinde bir arttırım gelir mi gelmez mi? Yani Fed üyelerinin de aslında ağırlığı yaklaşımı büyük ölçüde bu. Daha ziyade bundan sonra da piyasalar ilk indirim ne zaman ama şimdi iki arttırım belki bir arttırım bile olmaz rahatlaması bir piyasaları ister istemez bakıldığında işte 200 günlük yani yıllık ortalamalara kadar geri çekilen Dow Jones'u başta olmak üzere yani değer hisselerinin yer aldığı endeksten hareket başladı ama S&P'yi ve faize daha duyarlı olan yüksek teknoloji içeren Nasdaq'ı da bir toparlama hareketine doğru sokmuş durumda ve daha ziyade de kuvvetli sektörel beklentileri olan alt endekslerle beraber bu yukarı yönde hareketin devam etmesi yıl sonuna doğru yani bir mini Royal Baba rallisi işte belki BIST tarafındaki zirvelere benzer biçimde S&P 500'de de böyle 4800'lere doğru hani yeni bir zirve yılın geri kalan döneminde olabilir mi? Buralara doğru bir hazırlık görüyorum. Yani faizde geri çekilme, Amerikan oyuncular 4.80'den 4.50'lere geldi. İşte finansal koşullarda sıkılaşma devam ediyor. Yani Fed bilançoyu küçültüyor ama hani nispeten bir rahatlama ile beraber sanki bunun bir hazırlığı var. Yani risk iştahında böyle kısmi bir toparlanma, bir ön hazırlık gibi ben bunu okuyorum açıkçası. Peki. Şimdi şuraya da geleceğim. Bilanço dönemine giriyoruz. Üçüncü çeyrek bilanço dönemine giriyoruz içeride. Şimdi dolayısıyla şimdi bilanço dönemiyle birlikte sektörel bazı ayrışmalar göreceğiz. Şuraya geleceğim. Bu sektörler içerisinde de hisse bazlı ayrışmalar da olur mu? Diğer sorum ise şu. Şimdi bankacılık özellikle baktığımızda pozitif ayrışıyor. Bunlarla ilgili görüşlerin nedir Serdar? Tabii 3. çeyrek finansallarında şunu bir kere ayırdığına varmak lazım. Yani mesela
en böyle mevsimsellik açısından burada öyle verebileceğim örnek havacılık sektörü. Havacılık sektörü işte turizm sezonu Kuzey Yarımküre ikinci, üçüncü çeyrek özellikle üçüncü çeyrek en kuvvetli çeyrekleri. Ama mesela bir sonraki çeyrek artık hani mevsimsel olarak daha fazla faaliyetlerin sınırlandığı işte hele bu Orta Doğu'daki hani gerilim vesaire artarsa belki daha da azalanmaya namzet olan sektörlerden bir tanesi. Ama en azından tatil sezonu artık sona eriyor. O yüzden yani iyi finansal bekleyen sektörlerden bir sonraki çeyrekte de aynı performansı devam ettiremeyeceği de bir burada ayrıştırıcı faktör olarak takip edilmeli. Mesela aynısı gıda perakende içinde geçerli. Şimdi yükselen enflasyon, faizler yukarı geliyor. Şimdi gıda perakende şirketleri kendi tedarikçilerinden aldıkları malı raflara ürün olarak koyduktan sonra tüketim genelde işte nakit ya da kredi kartı yani ortalama bakıldığı zaman vadesi bir ayın altında ama tedarikçisine belki 3 ay 4 ay ortalamayla o aradaki süre zarfında da aradaki yarattığı nakdi değerlendirerek önemli faaliyet dışı da bir gelir elde ediyor. Yani faizlerin yukarı gittiği dönem bu anlamda gıda perakende şirketlerinin faaliyet karının dışında da faaliyet dışı gelirler anlamında da önemli ölçüde bilançoya katkı sağladı. Şimdi dolayısıyla ama diğer taraftan da son gelen veri Ağustos ayındaki perakende satış verisinde bir ivme kaybı görüyoruz. Yani artık tüketicinin yavaş yavaş büyümede ki ekonomik aktivitedeki sınırlanmayla beraber hani tüketime daha sınırlı gidebildiğini görüyoruz. Şimdi bu da üçüncü çeyrek finansalları çok iyi gelecek gıda perakende tarafına. Yani işte enflasyon yılın başında nerelerden nerelere geldi ve ikinci çeyrekte gördüğümüz kuvvetli büyüme ivmesi, ivme kaybetsi de en azından Temmuz'da oldukça yukarıdaydı. Yani biz şimdi karşıladığımız üçüncü çeyrek finansalları açısından burada kuvvetli bir veri göreceğiz. Ama şimdi bu Ağustos ayında gelen sinyali eğer hani yılın geri kalanında da işte gelir kaybı çünkü işte açlık sınırının altına geriledi, asgari ücret yani alım gücü özellikle belirli bir gelir seviyesinin altındaki insanlar için önemli ölçüde düşmüş durumda. Dolayısıyla hani bir sonraki çeyrek bu kadar olmayabilir. O yüzden hani gelen rakamlar sonrasında işte çarpanlar ne kadar evrildi, kâr marjları nasıl gerçekleşti ve yatırımcı ilişkilerinin vereceği rehberlik ve bunun sonrasında da analistlerin fiyat tahminlerini ne kadar revize edeceği. Çünkü şunu da söylemek lazım aslında Deniz. Yani aylık enflasyonun %4, %5 geldiği bir yerde borsanın yerinde sayması bile biz şimdi kaç haftadır, belki kaç aydır işte 8400, 8500, 8500'ün üzerinde kalmakta zorlanıyoruz. İşte jeopolitik gelişme oluyor. 8100'lere geliyoruz. Bir daha toparlıyoruz. Yani bir ay Borsa İstanbul'un yerinde sayması bile aslında buradaki yatırımın %5 erimesi demek. O yüzden yani kar satışları aslında çok yüksek enflasyonist dönemlerde ki bunun benzerini Arjantin'de Merval endeksinde de takip ettik. Yani yerinde sayması bile aslında bir kar satışı anlamına geliyor. Çünkü senin işte hissenin fiyatı 100 lira, elinde 10 lot var, 1000 lira yatırımın var. O 1000 lira bir ay önceki 1000 lirayla şimdiki 1000 lira aynı değil. Yani o 1000 lirayı satıp TR2'de para hesabına geçtiğin zaman sen gidip belki bir ay önce alabildiğin bir şeyi alamayacaksın artık. Yani ya da istediğin miktarda alamayacaksın. O yüzden artık endeksteki kar satışlarının daha ziyade böyle işte çok anlamlı bir jeopolitik hareket olduğunu kimsenin beklemediği %2-3 ile sınırlı kaldı ve hani oradan hareketin devam etmemesiyle aynı seviyedir hatta daha da yukarıya geçmeyi başardı. Bu yüzden kar satışlarını bundan sonra yüksek enflasyonist ortamında en azından Mart sonu seçimlere kadar belki Nisan-Mayıs dönemine kadar ekonomistlerin genel olarak beklediği, benim de beklediğim enflasyonun orada bir taban yapması. Oraya kadar endeksteki kar satışlarının nispeten sınırlı kaldı. Bizim esas soru yani 9200'lere doğru hatta 10.000'lere doğru bir yıllık hedef olan oralara ne kadar zamanla gideriz? Çünkü oraya bir yılda gideceksek onun da bir anlamı yok. Çünkü ben bankadan hani 45-50 mevduat alabiliyorsam işte net 40 bir faiz alabiliyorsam yani 8000 olan endeksin işte üzerine 40 koyuyorum 11.200. Yani şu anki bulduğumuz hemen 11.500 olması lazım ki ben ancak hani endeks kadar benim kağıdım gittiyse mevduat kadar bir getiri elde etmiş olabileyim. Hem de ana para riski alıyorum. O yüzden kar satışları nispeten böyle daha sınırlı kaldı. İşte gıda perakende, havacılık, çimento tarafında, beyaz eşya, otomotiv tarafında keza aynı şekilde iyi finansallar. Ama bunu bir dahaki çeyrekte de ne kadar devam ettirecek? Yani esas soru bu olacak. O manada da hani belki bir rotasyon işte bankacılık tarafına biraz da yabancı yatırımcı ilgisinin gelmesiyle olabilir diye düşünüyorum. Gerçi hani Mehmet Şimşek'in yaptığı temaslara da değindin. Hani orada da BOFA'nın yayınladığı yani çeşitli büyüklükteki fon yöneticilerinin verdiği ilk tepkiye baktığım zaman çok kısa sürede de belki yılın geri kalanında değil de
2024'ün başında yani o yeni alokasyonlar belli olduktan sonra oradan bir belki anlamlı giriş beklemek doğru. O yüzden hani bankacılık gibi, holdingler gibi böyle daha derinliği yüksek olan milyar dolar ve üzeri şirketlerin ivme kazanması, o ilk ivmeyi yakalaması da nispeten daha güç sığ tahtalara göre biraz da yatırımcının bunun da ayırdığında olması lazım diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Peki o zaman biraz da küresel tarafa, FED tarafına geçeceğim Serdar. Tabii. Şimdi orada tutanaklar açıklandı. Az önce sen de bahsetmiştin. Şimdi son 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5.25-5.50 bandında da sabit tutmuştu son toplantısında. Evet. Şimdi politika faizinde daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmayacağına aslında ilişkin tartışmalar halen daha devam ediyor diğer tarafta. Ve yetkililerin çoğunluğu zaten gelecek toplantıda bir artışın daha muhtemel olacağını düşünürken bazıları da buna gerek olmadığı kanaatinde. Şimdi tutanaklarla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunursun ve Fed'in uygulayacağı yıl sonu faiz politikasıyla ilgili baktığımızda da faiz artırımına açık kapı bırakması altın üzerinde bir baskı yaratıyor. Altınla ilgili ne dersin? İkinci sorum da bu. Yatırımcılar nasıl bir hangi seviyelere daha dikkat etmeli? Şimdi Fed yetkilileri tabii şimdi yani 12 tane oy kullanan guvernör var. İşte 16 tane bölge var ondan sonra. Zaman zaman mesela oy kullanma hakkı olmayan faizlerde arttırım şart diye böyle bir çıkıyor gündeme. Haber oluyor tabii ki. Ama aslında onun hani oy kullanma yetkisi yok. Ya da işte oy kullanma yetkisi olmayanların bu kadar hızlı konuşması ya da çok gündeme gelmesi de bir algıda böyle bozulmaya neden oluyor. Ama bizim yani ana tandans bakıldığı zaman işte başkan Jerome Powell'ın hani itidalli bir faiz arttırım ihtimalini ben sadece masada tutmak istediklerini düşünüyorum. Yani faiz arttırımı yapmaktan ziyade çünkü eğer faiz arttırımını artık tamamladık derse bu zaman piyasa biliyorsun hemen bir sonraki hedefe kilitlenip işte faiz indirimi ne zaman, faiz indirimi ne zaman, faiz indirimi olursa işte hemen o zaman biz gidelim teknoloji hisselerini alalım, işte riskli varlıklara yönelelim, yeni varlık olanları oluşturalım diye o kredi mekanizmasındaki nispeten soğumanın kısa soluklu kalmasını istemiyor. Yani mümkün olduğu kadar o soğukluğun devam etmesini istiyor. Zaten tüketim bakıldığı zaman hane halkı arasında oldukça kuvvetli. Yani ekonomi böyle bir Almanya'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi bir resesyon tehlikesi Amerika'da o kadar fazla yok. Yani getiri eğrisini de söyledi o aslında. Ama FED bölge guvernörleri arasında tabii hepsi farklı ekollerden geliyor. Yani kimisi işte çıkıp da söylüyor basında yani faiz arttırımı yapmadan biz %2 hedefine gelemeyiz diyor. Gerçekten inanıyor ona. Şimdi. Ama diğer tarafta daha piyasalara yakın olan işte New York Fed Başkanı, Jerome Powell Fed'in başkanı. Onlar hani arttırım ihtimali sadece masada tutuyorlar ve ötesinde bir şey yapmak istemiyorlar. Yani ben oluşturduğum algı kendi adıma piyasaları çok fazla bozmamak adına bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani verilerden çok kötü sinyaller gelmedikçe ki o yönde de bakıldığı zaman bir ben sinyal o taraftan gelmediğini düşünüyorum. Bu şekilde devam edecekler. Şimdi faizde artık tepeyi gördük algısı. İlk faiz indirimi ne zaman gelir? O hareketlenme başlamadan altın için çok anlamlı şeyler söylemem zor. Ama işte bu yakın zamanda yaşanan işte 30 yıllık tahviller 5'i geçti, işte 10 yıllıklar 6'ya falan gelir mi diye JP Morgan'dan rapor geldi falan. Hani onunla yaşanan hareketlilikte altında yaşanan geri çekilme aslında hani geçen yayınımızda da dile getirdik. Orta uzun vadeli biriktirenler için iyi alım fırsatları doğurdu. Yani birkaç ay işte yani her ay sen paranın %3'üyle 5'iyle buraya bir yatırım yapıyorsan sana ortalama maliyetini aşağı çekmek için iyi bir fırsat verdi. Ama hani trade mantığıyla bakarsam ben 1890 aşılmadıkça hani 1890'ı aşılması da yetmiyor. 1890-1940 arası da yukarı yönlü hareketlere vereceği tepkiyi de haftalık kapanışları da görmem lazım. Oralardan ancak yukarı doğru harekette hani spekülatif anlamda ben altın alayım. İşte bir gün, bir hafta, bir ay içinde satayım yatırımcısı için fırsatın oralarda oluşacağını o 1890'lar kalıcı aşılmadıkça burada da haftalık bazda kapanışı bakmak önemli diye düşünüyorum. Çok bu tepki hareketlerine yani işte 1890'ı kırdı aşağı 1810'lara gitti. Oradan bir daha buralara geliyor. Yani bunlara temkinli soru işaretleriyle yaklaşmak daha uygun diye düşünüyorum. Ama tabii ki dolar ons bazında resim böyle. Gram TL bazında yani esas bizi izleyen yatırımcıların baktığı açıdan
yaklaşacak olursak, tabii ki dolar TL'deki ılımlı yukarı yönde hareketle beraber orada hata marjı biraz daha fazla. Yani zaten dolar TL'deki yukarı harekette belki dolar onstaki yatay seyri kompanse edecek bir burada fırsat doğurabilir diye düşünüyorum. O yüzden yani biriktirme mantığında halen daha iyi fırsatlar var ama trade mantığında biraz daha temkinli olmak en uygun diye düşünüyorum. Peki Serdar, son olarak da son sorum aslında bir petrole de değinmek istiyorum. Şimdi petrol de önemli. Ülkemizde de yine birçok petrol yatırımcıları bulunuyor. Petrolle ilgili ne dersin? Hani Orta Doğu'daki gelişmelerle beraber nasıl etkilenir? Bir petrole de bir yorumlanmak isterim petrolle ilgili. Şimdi İsrail-Filistin arasında işte buna bakıldığı zaman Güney Lübnan, Suriye vesaire işte Mısır yani petrol üretim havzasının çok dibinde olması itibariyle tabii önemli ama 1 milyon varil kadar bir günlük üretim hani sıkıntıya girebilir. Yani girdi değil girebilir ihtimal üzerinden. Ama işte bu üretim Suudi Arabistan tarafından, Rusya tarafından vesaire rahatlıkla karşılanabilir bir miktar. O yüzden hani arz tarafında bir sıkıntı olmaması ve küresel aktivitenin de hani Amerika'ya yarış atıyorum işte Çin, Almanya, Japonya, Fransa, Euro bölgesi genel olarak çok anlamlı bir hani enerjide artan talep söz konusu olmaması petrolde ben kısa vadeli zirveler görüldü. Artık buradan anlamlı geri çekilmeler. Ha 80'in de altına sarkarsa OPEC bir kez daha OPEC Plus işini gösterir. Yani bir üretim kısıntısı da bizden gelebilir. Yani öyle çok da fazla rahata alışmayın şeklinde bir kendini hissettirebilir bir kez daha. Çünkü biraz da bu Orta Doğu'daki artan tansiyonun petrol piyasasındaki yarattığı hareket hani OPEC Plus'ın ek kısıntı ihtimalini ortadan kaldırdığı için aslında kendi içinde kompanse olmuş gibi oldu. Onu da petrol yatırımcısı için dile getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Amerika'da biraz daha stoklar nispeten azalıyor ve yani dünyanın geri kalanına görece bakıldığında Amerikan tipi ham petrolün fiyatı böyle Brent'e hani ve diğer taraftakilere daha yakınsar nispetle. Hani belki önümüzdeki dönemde bu Orta Doğu'daki gerilim azalınca ara ara olduğu gibi WTI'nin böyle bir Brent'i yukarı yönde zorlama girişimini yani ikisi arasındaki spread'i de daha daraltır bir şekilde hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Petrol piyasasına ilişkin en dikkat edilmesi gereken durumlar bunlar. Ama tabii petrolü diğer tarafa aldığımız zaman işte Henry Hub kontratları, doğalgaz vesaire orada yukarı yönde hareket sanki biraz daha gidecek ve bizim gibi enerji açığı olan doğalgazı ithal etmek durumunda olan ülkeleri biraz daha maalesef sıkıştıracakmış gibi gözüküyor. Peki. Serdar, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Çok faydalı oldular. Ben teşekkür ederim. Haftaya inşallah aynı saatte görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler dilerim.